Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Bir yanda Suriye'deki gelişmeler, bir yanda iç siyasete yansımaları, birçok tabii kulis bilgileri, spekülasyonlar da dolaşıyor bu arada kulislerde. Bütün bunları Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la konuşacağız. Konuğumuz Sayın Uysal, hoş Hoş geldiniz. bulduk. İyi yayınlar sizlere Teşekkür de ederim. hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun efendim, teşekkürler. Evet, isterseniz sıcak gündem Suriye, Türkiye'nin Suriye harekatından başlayalım. Şimdi iç siyasete muhakkak ki büyük yansımaları oldu. En azından bu operasyonun desteklenmesi noktasında dahi partilerde bir ayrışma gözlemledik ama AKP hükümetinin bu operasyona yaklaşımını, zamanlamasını siz hem şahsınız hem parti adına nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette öncelikle sahada mücadelesini veren askerlerimize, Mehmetçiklerimize biz de kaza bela göstermeden geri yurda dönmeleri temennimiz, duamız. Tabii bu noktaya bir günde gelmedik. Bir arka plan var. Suriye krizi başladığı andan itibaren Türkiye'nin yanlış tercihleri var. Rus uçağının düşürülmesinden sonra değişen bambaşka bir tablo var. En nihayetinde tehdit değerlendirmesi yaptığımızda PKK işte PYD, uluslararası güçler, yeniden Suriye üzerinden bu bölgede bir katastro geçirirsen düzenleme yapmak, bir nüfus sahası oluşturmak, manda yönetimi bulunmuş Fransa bile bu manada açıklamalar yapar hale gelmiş. Ama Türkiye'nin 4 milyona yakın mülteci bağrına basmış, ekonomik olarak bedeller ödüyor, milli güvenliğine tehditler var. Kilis'ten başlayarak bütün sınır boyunca bombalar düştü, canlar kayboldu. En fazlasıyla muhatap olmuş olumsuzluklara Türkiye'nin elbette kendi adına Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi meşruiyetini sağladığı bir müdahaleyi bugün yapıyor. Gönlümüz ister ki hem bu karar alma süreçlerini meclis zemininde Sayın Cumhurbaşkanı'nın parti gruplarına, grup olan partilerin genel başkanlarına harekat başladıktan sonra bilgi verdi. Elbette siyasal olarak icracı noktada olan hükümetin, istihbarat kurumlarımızın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki sahip olduğumuz bilgiler var, öngörüler var, olmadıklarımız var. Mutlaka bütün bu değerlendirmeleri yapmıştır diye ümit ediyoruz. Ama girmek kadar oradan çıkabilmek de önemli. Hedeflerimizi, kapsamını, zamanlamasını, süresini, bütün bunlar mutlaka daha önce hareket icra etmiş Elbap'tan Afrin'e, Fırat Kalkanı Harekatı'na bölgede bir varlığımız zaten var. Ama onu da aşan bir şekilde Türkiye'nin bir rejim değiştiriyoruz diyerek tercih ettiği siyasetin maalesef bugün şehitler vermek pahasına bu açığı kapatmak, bu yapılan yanlışların açığını millet olarak, devlet olarak kapatma yolu olarak görüyoruz. Çok boyutlu bir sahada erinden generaline, subayına, as subayına, uzman çavuşuna, uzman askerlerimize, erbaşlarımıza iç siyaset, uluslararası zemin ve topyekün bir uluslararası algı. Bu vesileyle gördük ki dış politikanızın standart hedeflerinden birisi dost çemberleri oluşturmaktır ki bir zor ana girdiğinizde, zorluklarla karşılaştığınızda onlar sizin o süreçleri çözmenizde, mümkünse diplomasi yoluyla, çünkü yani öyle tabir ederiz, alet çantanızdaki en az maliyetli enstrüman diplomasidir. Bugün Allah şifalar versin, CHP Genel Başkanı Sayın Baykal'ın da güzel bir değerlendirmesi var. O da ifade ediyor. Siyaset ve diplomasi meseleyi çözemeyince asker girdi devreye. Yani yumuşak güç unsurlarınızı da yapamayınca sert bir güçle girmek mecburiyetinde Burada kaldı. bir araya girmek istiyorum. Diplomasi, siz de altını çizdiniz. Türkiye sizce diplomasiyi sonuna kadar zorladı mı, denedi mi? Tabi bu sürecin Suriye'yle temas içerisinde konusunda. çok bilinmeyen bir denklem. Bir tarafta Rusya Şeyi ve kastediyorum, Şam'la doğrudan görüşme. işte Şam, Rusya, İran denklemi var. Ya Suriye'nin toprak bütünlüğü diyoruz Öbür ya. tarafta işte PKK'dan ABD'ye, İsrail'e, işte Suudi Arabistan'a bölgede bir hat var. Tabii gönlümüz ister ki biz bu coğrafyanın huzur ve güven içerisinde ekonomik hayattan milli güvenliğimize, netice itibariyle bir imparatorluğun bakiyesi olarak sınırlar çizilmiş ama akrabalıklar var, farklı bağlı birliktelikler var, hukuklar var. Netice itibariyle bizim temeldeki yanlışımız ki bu politikayı başbakan olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan, arkasından başbakan olarak Sayın Davutoğlu ve dün basına yansıyan Sayın Davutoğlu'nun bir değerlendirmesi var. Bölgedeki tüm unsurlarla, orada tabii seçerek anlamamız gereken Şam yönetimiyle
Netice itibariyle Türkiye'nin bu manada hareketini icrası ve hedeflerine arkasından hani tarif ederiz. Silahlı mücadele, asker, siyasetin, diplomasinin, dış politikanın bir uzantısı. Neticede çözememişsiniz ki buna ihtiyaç duymuşsunuz. Burada bir akıl tazelenmesine ihtiyacımız olduğu aşikar. Farklı farklı siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere Şam yönetimiyle hukuklar kurulmasını ifade etti. Farklı düzeyde iktidara destek veren siyasi partilerin kimi açıklamalarını da görüyoruz. Ama burada asıl olan Türkiye'nin bu geldiğimiz noktada hakikaten bir büyük derin yara ve tüm Orta Doğu'ya çarpan etkisiyle olumsuzlukları saçabileceği bir yaraya, kangrene dönüşmüş. Filistin'den davasından sonra bir ikinci büyük davaya dönüşmüş. O açıdan istikrara hizmet edebilecek bir akıl yenilenmesiyle Türkiye'nin zaman zaman istihbari kurumların bu noktada hükümet tarafından üstü örtülü açık beyanları oldu, ilişkiler kuruluyor noktasında ama tabii Türkiye'nin bir kıskaç içerisinde İran ve Rusya'nın da çok Türkiye'nin istediği anlamda bunca işte Astana süreci, Cenevre süreci, birliktelikler, İdlib meselesinde bir ortak irade göstermiş olmasına rağmen Türkiye'ye çekinceli yaklaştıklarını hissediyoruz, görüyoruz. Elbette dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Rusya'nın vetosuyla Türkiye'nin kınanması geri bırakıldı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde hakikaten çok boyutlu, bir yanda sahada, bir yanda iç siyasette, uluslararası alanda bütün boyutlarıyla senkronize bir akıl ve iradeyi ortaya koymak gerektiği kanısındayım. Evet. Şimdi Türkiye tabii sınır güvenliğini ve ülke çıkarlarını gözetmek adına böyle bir operasyona girişti. İç siyasete yansımaları da var demiştim. Şimdi bu Suriye harekatından hemen önce yeni partilerin kurulması aşamasında biliyorsunuz iç siyasette büyük bir hareketlilik yaşandı. Yaz dönemi olmasına rağmen işte partiler adımlarını attılar. Yapılan anketler hem AKP'ye yakın anket şirketlerinde hem diğer şirketlerde AKP'nin ciddi oranda oy kaybettiğini gösteriyor. Hele ki Milliyetçi Hareket Partisi de çekilirse AKP'nin asla ve asla tek başına iktidar olamayacağı şey Sayın Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı olamayacağı yönünde. Dolayısıyla bir erken seçim başlığı gündeme geldi. Bu harekatla birlikte Sayın Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalarda adını milletten almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli diyor. Siz bütün bunları nasıl yorumluyorsunuz? Bir iç siyasete yönelik yatırım olabilir mi? Bugün de paylaştım. Yani bu açıklamayı görünce Mehmetçiğimiz orada can ve vatan derdinde. Burada AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan parti derdinde. Tabii böyle bir iklimde biz bu iklimi 15 Temmuz sonrası işte yeni kapı ruhu diye ifade ettiğimiz o iklimde de büyük ölçüde siyasi organizasyonlar, partiler, aktörler ortak bir irade gösterdi. Bu tür travmalar, büyük heyecanlar, büyük birlikteliklere imkan veren hadiseler yaşandığında İşte bir büyük enerji ortaya çıkar. Yaratıcı yıkım deriz biz buna. Aslında biriktirdiğimiz pek çok problemleri çözebilmek için de size bir imkan sunar. Tabii çok yadırgadığımı ifade etmek isterim. Bir yanda kayıtsız şartsız muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi de farklı değerlendirmeler yapmakla beraber tüm siyasi partiler HDP hariç bu mevzuda bir irade koydu. Desteğini peşin peşin açıkladı ki gönlümüz arzu ederdi ki sadece karar alındıktan sonra değil alınma sürecinde de dün karargah merkezinde görüyoruz orada. Meclisin birinci grubu netice itibariyle AK Parti. Onun genel başkan yardımcıları var. Meclis başkanı var. Gönül ister ki en azından grubu olan siyasi partilerin genel başkanları da böyle bir görüntüyü verebilmek lazım. Sadece görüntü vermek değil, farklı bilgileri paylaşmak lazım. Şimdi Trump'ın attığı tweetler var birbiriyle çelişen ama bir takım sınırlar, bir takım mutabakatlar bir şey çizilmiş, bir çerçeve çizilmiş. Ne Türk kamuoyu, ne kamuoyu yapıcıları, ne siyaset yapıcıları olarak bu noktada sağlıklı bilgilerle teçhiz değiliz. O açıdan toplumun uluslararası alanda sadece iktidarın değil ama bütün sivil, siyasi, iktisadi bütün unsurlarıyla beraber Türkiye'nin haklı tezlerini mal edebilmek adına herkes seferber olmalı. Burada da bu ortak paydayı, süreci olumlu, pozitif bir bakış açısıyla yürütmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı olarak açıklamasını yangından mal kapar gibi bir anlayışla
anlaşılıyor ki Türkiye'nin ihtiyaçları dolayısıyla mı yoksa siyasi saiklerle mi iç içe geçmiş? Bunun tabi arka planında bir parti devletine dönüşmesi dolayısıyla artık uluslararası tercihlerin, hele hele böyle bir askeri harekatın icrasında bile silahlı kuvvetlerden diğer istihbari kurumlara varıncaya kadar o farkın pek kalmadığı, siyasetin çok belirleyici olduğu aşikar. Ama bu bir parti siyasetine irca ederseniz, indirgerseniz evet, haksızlık etmiş oluruz. Orada emek veren kanıyla canıyla şehitlerimiz var. İlk günden itibaren şehitler gelmeye başladı. Onların emeğine de kanına da saygısızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. O açıdan elbette hamasi bir iklim var bugün Türkiye'de. Bu iklimin önüne siyasetin vazifesi akıl koyabilmektir. Aklı koyamadığınız takdirde bu tür galeyanlar, Avrupa Birliği sürecinden bakalım, farklı farklı Arap Baharı'ndan bakalım, netice itibariyle günün sonunda elimizde kalan bu ülkenin temel referansları ile beraber siyasetinizi yeniden güncellemek için olumsuz bir büyük tablo. Şimdi bir büyük düşünürümüzün güzel bir sözü var. Tarihi ancak ders almayan gelişmemiş toplumlarda tekerrür eder der. Bunca hadiseden ders alarak Türkiye'nin işte bir anlamsız rejim değiştirme tartışmasıyla girdiğimiz sokakta iktidar boşluğu dolayısıyla PKK'nın hiç de beklemediği bir anda orada bir özerk alanı nasıl teçhiz ettiğini, beraberinde Birleşik Devletler'in binlerle ifade edilen tırlarla mühimmat desteği, lojistik destek ve bir alanda ve bu Türkiye'nin müdahalesine karşı, ihtimaline karşı uzun süredir hazırlıkları Afrin'de görmüştük. Evet. Burada da göreceğiz. O açıdan çok riskli, çok bilinmeyenli bir denklem. Burada sağduyuyla elbette ama soğukkanlı değerlendirmeler yapmaya başta iktidarın, sonrasında da siyasetin bir sorumluluk bilinciyle bütün aktörlerin yapması gerektiği kanaatindeyim. Erken seçim olur mu peki sizce bütün bu gelişmelerden sonra? Ben açıkçası sadece buna bağlı iktidarın istediğini, yani ben işte %40 artı bir değerlendirmeleri, tartışmaları yakın zamanda bir hafta 10 gün evvel yaşandı. En nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı bir bakanın açıklamasının üzerine bir değerlendirme olunca ne kadar ciddiye alındığı ortaya çıktı. Sonrasında da baktılar ki bu tartışma zarar veriyor. Bir zafiyeti kendi elleriyle davul zurna çala çala milletin önünde ifade eder hale gelmişler. Kapattılar ama Türkiye'nin problemi ekonomiden, adalet sistemine, eğitim sisteminden, hangi başlığa bakarsak bakalım rayından çıkmış dinamiklerin kontrolden çıktığı gerçeği ortada. İşte bu yıl sonu Merkez Bankası'nın karı yedek akçesi de dahil olmak üzere aktarmanıza rağmen 120-130 katrilyon civarında 80 katrilyonu hedeflerken bu aktardığınız kaynaklara rağmen bir açık vereceksiniz. Bu zamana kadar hükümetin övündüğü mali disiplindi ve bu harekatın Türk ekonomisine, devlet bütçesine önemli bir eksi getireceği de ortada. O açıdan önümüzdeki süreci 15'i itibariyle Büyük Millet Meclisi'nde 2020 bütçesi sunulacak. Ekonomi açıdan da Trump'ın tweetlerini gülüp geçebileceğimiz kısmı var, geçemeyeceğimiz ciddi kısımlar evet, var. Netice itibariyle evet, bir büyük devlet gerçeklik olarak yani, dünya ekonomisi içerisinde belirleyicilikleri, manipülasyon gücü ortada. Türkiye'ye dair çok sorumsuzca bunları da tabii gülüp geçemeyiz, kaydetmek lazım. İktidarın muhalefetten daha öncelikli bir şekilde askerisi izzeti nefistir bir ülkenin bunun cevabını vermesini beklerdik ama sadece iç kamuoyuna sesleniyor diyerek geçiştirmek ne iç kamuoyunu ne uluslararası manada yetersiz kaldı kanaatindeyim. O açıdan bu kontrol dışı çıkmış %50 artı bir dengesinin zaten kendilerini sarstığı hem 31 Mart'ta hem 23 Haziran'da ortaya çıktı. Ben çok kolay erken seçim kararı alınabileceğini bugünden öngörmüyorum ama bu harekatın nasıl biteceği, nasıl bir toplumsal siyasal iklim çıkacak bütün bunları da görmekte fayda var. Ama hani bir yanda 5 yıl seçimi yok denilerek pazarlanan bu sistemin, iktidarın bir şark kurnazlığıyla beraber işte geçmiş hafızamızda vardır. İşte evet, 74 hafıza. 74 sonrası. Çok da yadırgamayız yani. Ama iktidarın uygulamalarının da Trump'dan çok farklı zaman zaman olmadığını biliyoruz. Çelişkili hareketler tercih edebilir ama ben demokratik nizam içerisinde hangi formülasyonu denerlerse denesinler, her tarafından akan hani Şair Eşref'in bir dönem mecliste de tartışma konusu olmuştu. Yani suların haricinde her tarafı akıyor hali
yozlaşan, çürüyen, kaynaklarını kötüye kullanan kurumların artık bir kişinin nefsinde, şahsında toplandığı, bizler değil iktidarın kurucu bütün unsurları yerelde ve genelde tekzip eder halde. Zaman zaman ifade ediyorum, herhangi bir eleştiriye gerek yok. AK Parti'nin kuruluş belgelerini alsak, önümüze koysak, AK Parti yazan yerlerini çizsek, Demokrat Parti yazsak, bugün iktidara karşı bu savlarımız, tezlerimiz geçerli. Şimdi geldiğiniz ve savrulduğunuz yer burası. Buradan metal yorgunluğu diyerek, kongre diyerek, teşkilatlar diyerek bence çok daha esaslı bir değerlendirmeye ihtiyaçları var ama o onların bileceği iş. Anladım. Peki siyasete geçtik Suriye'den siyasete. O zaman yeni partilerle ilgili yorumunuzu da sorayım. Herhangi biriyle, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın kurduğu partilerle bir temasınız oldu mu? Kendinizi yakın hissettiğiniz iki partiden biri var mı? Ben şöyle, netice itibariyle her birimiz siyasette ciddi sorumluluk taşıyan, isteyen görevler yapıyoruz. Ankara'da da herkes birbirini tanır, bilir. Biz de insani hukuklarımız var. Yani 3-4 ay evvel hem Sayın Babacan'la hem Sayın Davutoğlu'yla bir dost sohbeti yapmış olduk. Ama siyasetin bugünkü hali, önümüzdeki süreç, bütün bunlarla ilgili çok zaten çok somutlaşmış bir süreç yoktu. Sadece hem Türkiye'nin hem genel uluslararası zeminde Türkiye'nin bulunduğu noktayı değerlendirme imkanı bulduk. Ama 16 Nisan referandumu Türkiye'de zaten siyaseti salt bir siyasal partinin mücadelesi olmaktan çıkardı. Ortak değerler, ortak fikirler, ortak paydalar herkes aramak mecburiyetinde. Önümüzdeki süreç bu açıdan iktidarın böyle bir sistem diyemeyiz ama sistem dediğimizi varsayalım. Şu varsayım üzerine kurdular. Muhalefet çok parçalı. Hiçbir şekilde yan yana gelemez. O nedenle Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber oluşturdukları dini, milli, hamasi bir iklimle beraber kitleleri mobilize edebileceklerini düşündüler ama bugün Türkiye içe kapatamayız. Batı ve Atlantik aksında ilişkilerinin kopmuş olması, Orta Doğu ile ilgili Arap Baharı dolayısıyla daha yakın hafızamızda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geçici üye kaç öyle seçildiği var. Evet. Yani uyguladığınız olumlu işler. Olumlu demek zorundayız. Ben açık yürekli ifade ediyorum. AK Parti hükümetlerinin belki en fazla takdir etmemiz adımlarından birisi Suriye ile yakalanan bu kriz öncesi derinlikti. Ama en kötü adımları sadece bugünün Türkiye'sine değil, yarınlara, orta ve uzun vadede Türkiye'nin milli güvenliği dahil bölgenin bundan bir asır evvel bir kadastro geçirirken pek çok problemin pabucunu döşemiş bir takım güçlere yeniden bölgeye müdahale etme hakkı veriyor. Bütün bu açılardan bakınca Türkiye hakikaten zor bir süreç. Siyasetin fikren, zikren, politika olarak çok hazır, dinamik bir süreç içerisinde çok sağlıklı akıl ve irade koymasına ihtiyacı var. Evet. Yani önümüzdeki dönemde o zaman, şimdi yakın bir süre önce çeşitli ittifaklardan da söz edilmişti. Siyasetin yapısını değişeceğini düşünüyor musunuz? Örneğin işte sizin de bir geniş ittifakta yer alacağınız ki bunlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, siz, İYİ Parti, yeni kurulacak partilerin olacağı bir çatıdan söz edildi. Tabii hani şimdi siyasette bir arayış var yeni kurulan partilerle birlikte ama böyle bir yapının içinde olur musunuz siz? Yani bizim parti olarak uzun bir dönemden bu yana çizgimiz ortada. Hani siyaseti bir amiyane tabir olacak ama bir at pazarlığı üzerinden yürüten bir siyasi yapı falan değiliz. İktidarın bu manada işte biraz evvel ifadeleri AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın işte Millet İttifakı ile ilgili bir değerlendirmesi var. Hele hele böyle bir dönemde Millet İttifakı'ydı, Cumhur İttifakı'ydı, bunları ağza almaktan bile imtina etmek lazım. Evet. O açıdan ben Türkiye'nin her kesiminin bunca zaman dilimi içerisinde mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimin kalmadığı bir süreçte herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkarabilmek adına bir ortak payda arıyoruz. Her siyasi hareketin kendine göre refleksleri var, kendine göre iddiaları var. %100 oranında örtüşebilme imkanımız, kadim gelenekten gelen CHP'de, Demokrat Parti'de, bugün İYİ Parti'de, Saadet Partisi'de eklenebilecek farklı farklı diğer siyasi partilerde elbette ama o hani bir maraton diye tabir edersek projektörlerin altında stadın içinde koşacağımız dönem bunları değerlendirmek lazım ama
Bugün siyaseti bir takım referans ve değerler üzerinden bu birliktelikler zaten oluşmuştu. Bu gerekçe ortadan kalkmadığına göre bu birlikteliklerin bizim de iddiamız devam etmesi istikametindedir. Peki. Türkiye için iyi olsun diyelim. Önümüzdeki siyasi süreçte bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Sayın Uysal, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Hakikaten çok can alıcı, can yakıcı bir Türkiye gündemi var. Evet. Yüksek gerilim hattında seyreden. Ben tekrar sizlerin şahsında bizim TV'ye bu medyamızın kamu kaynaklarıyla el değiştirilerek vasi tayin edercesine yapılanmaya çalışıldığı bir dönemde teknolojik imkanlar, farklı farklı fikirlerin, farklı farklı düşüncelerin kitlelere ulaşmasında önemli bir vazife yapıyorsunuz. Geçmişte de çok önemli vazifeler yaptınız. Ben de tekrar hem tebrik ediyorum hem başarılar diliyorum. Çok teşekkürler güzel görüşleriniz için efendim. Yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Evet, bizim TV'de Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la siyaseti ve Suriye operasyonunu konuştuk. Bir başka yayında buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.